arkadaşlar duyuru yapacağım, toplanalım. Bırakma. Bırakma abi. Bırakma. Bırakma ya. Evet arkadaşlar, öncelikle bir konuda sizi uyarmak istiyorum. Birazdan Aylin buraya gelecek ve toplantı yapacağız ama endişelenmenize hiç gerek yok. CC tamam, panik yapacak bir şey yok. Çünkü kendisinin son görüşümüz olacak bu. Kendisi buraya gelecek, otomotiv müşterisiyle bizi tanıştıracak, işi teslim edecek. Ondan sonra çekecek gidecek, bence alkış. Çok seviyorum alkış. Şimdi o zaman gelelim güzel habere. Arkadaşlarım, dün geceki emeğimizin karşılığını fazlasıyla aldık. Senaryomuzu seçmiş bulunuyoruz. Daha doğrusu birazcık ben seçtim çünkü çok sevdim. Kazanan senaryomuz Rumuz Erkenci Kuş. Şöyle birazcık kısacık hikayesinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten ihtiyacımız olan hikaye. Şöyle sakin, mütevazı bir mahallede geçiyor hikaye. 4 genç kız var, birlikte büyümüşler ve hayallerini inşa etmek üzere birlikte bir maceraya çıkıyorlar. Ben ürünle çok özdeşleştirdim. Çünkü bu şekilde arabanın hem aile yaşantısına uygunluğunu hem de yenilikçi, maceracı tarafını vurguluyor bence. Ben bayıldım. Gerçekten çok beğendim. Evet arkadaşlar, yarına çekim var. Bu iş bütçesiz. Tamamen biz karşılıyoruz. Stajyerimiz Erkenci Kuş'un yazdıklarını, onun hayalini, reklam filmini gerçekleştireceğiz. Bir günde çekeceğiz, bitecek. Evet CC. Bir an önce Erkenci Kuş'la irtibata geçmemiz lazım. Telefonunu bul, bana bağla. Çünkü Can Bey'le ve ekiple birlikte toplantı yapacak. Yarın zaten çekim var. Ondan sonra da bir aylık stajı söz konusu. Bir an önce... CC biraz rahatsız da ben arasam. Ha. Tamam sen ara. Çok acil ama. Hemen ulaşmamız lazım. Tamam, hemen arıyorum. İyi. Aa. Bir şey. İyi misin? Can Bey. Aa. Ne oluyorsun? Ne oldu? Hı? Aa, taşısanıza içeri. Ne oldu? Aa. Tamam. Merkez dönebilir işinin başına. Aferin sana Sanem ya, aferin. O taraftan, evet. O taraftan çağırdılar sizi. Evet, değerli sevenlerim. Sayın Valim, Belediye Başkanım, Garnizon Komutanım. Hepinizi saygıyla selamlarım. Şu anda sizin için şahsi olarak fotoğraflarımı imzalıyorum. Muzaffer. Hı. Muzaffer. Aile hayatı. Muzaffer. Muzaffer, kapı çalıyor. Duymuyor musun oğlum? Şu imza törenine bir 5 dakikacık ara ver de şu kapıyı aç. Kayıt yapılıyor burada değil mi? Muzaffer, Muzaffer. Hadi buyur Muzaffer. Al buyur Muzaffer. Mundar oldu kayıt anacığım şu anda. Ayrıca gene eldiveni çekmişsin. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuşsun. Sen artık ünlü bir insanın müstakbel anasısın. Şu saatten sonra da yıkanacakları makine yıkasın. Oğlum bulaşık makinesinin yaptığı iş içime sinmiyor. Şu kapıyı aç bak, hala çalıyor. Her taraf köpük oldu. Ünlü adayıyım ve kapı açıyorum. Yemin ediyorum kayıt da mundar oldu. Haydi buyur. Hem de en dış kapı. Kapıyı da ben açtıktan sonra ne anladım ünlülükten. Haydi buyur. Merhabalar, üniformalı kolluk kuvvetleriyle karşı karşıyayım şu anda. Size nasıl yardımcı olabilirim efendim? Buyurun. Muzaffer Kaya evde mi? Vallahi ilk defa duyduğum bir isim. Muzaffer Kaya hatırımda. Aa, şu anda hatırlıyorum. Evet, Yozgatlı bir Muzaffer Kaya vardı. Fakat bana dedi ki, ben dedi Yozgat'ın derinlerine doğru gideceğim dedi. Döner miyim, dönmez miyim belli değil dedi. Ben size bir şey ikram edeyim mi? Çay, kahve, ayran, kuşburnu, gazoz, soğuk, sıcak. Hı? Sağ olun, bir şey almayalım. Esas siz sağ olun, estağfurullah. Efendim ne demek, siz kolluk kuvvetlerimizsiniz. Güvenlik güçlerimizsiniz. Gerektiğinde sırtımızı yaslayabileceğimiz yegane güvenli insanlar sizlersiniz efendim. Bu memleketin teminatı, güzel insanlar. Muzaffer Kaya kardeşiniz mi? Yok. Benim kendisi kuzenim olur. Amcamın çocuğu. Ama amcamın da hangi çocuğu vallahi ben de bilmiyorum. Bir de bu doğumdan önce anasını kaybetti. Siz yabancı değilsiniz. Anama yıllarca ana dedi.
ana deyince de sanki biz kardeş gibi büyüdük de diyebilirim. Sonra da bastı gitti Yozgat'a. Ben Yozgat'a gidiyorum, geri dönmeyeceğim dedi. Ama döner dönmez de seni kolluk kuvvetleri bekliyor derim. Eğer görürseniz geldiğimizi söyleyin, bize bir uğrasın. Bize derken karakola mı? Karakol tabii, eve iş götürmüyoruz. Vallahi mi ya? Tamam, haklısınız. Ben o zaman öyle söyleyeyim. Karakola basketleyeyim. İyi günler. İyi günler. Vatan sağ olsun! Muzaffer, buldular seni yavrum. Buldular seni. Bırakma. Hayır anacığım, olaylar öyle gelişmedi. Bir saniye. Hayır. Anne diyorum artık. Lütfen. Lütfen ama lütfen. Hadi bıraktık artık lütfen. Kendimi ifade edeyim. Polislere inanılmaz rol kabiliyetimle inanılmaz bir polim çevirdim. Onlar şu anda beni zebercet zannediyorlar. Artık Muzaffer Kaya değilim. Yepis yeni bir insan oldum. Arasınlar dursunlar. Selametle. Hadi inşallah inşallah. Kadın anam. Sen ağlama kız, dayanama. Can, ben hiç bilmiyorum senin bu huyunu. Sonra ne oldu? Ya sonrasını anlatırım Bilal, şimdi anlatayım. Allah mutluluğunu daim etsin Can Bey. Tamam o zaman akşam beraber baş başa bir şeyler içmeye gideceğiz ya, orada anlatırsın. Nasıl? Nasıl nasıl? Nasıl? Nasıl olur? Benim hiç aklım almıyor. Erkenci kuş. Ben gelemem. Telefondan halledelim dedi. Can nasıl gelmiyormuş? Belli işte, başvuru koşullarında yazıyor zaten. İki gün gelecek buraya. Bir gün hazırlık, bir gün çekim. Bir de işte bir aylık stajı var. Ne demek gelmiyor? Gelemem diyor. Uzaktayım ben diyor. Orada yaşıyorum diyor. Ne kadar uzak olabilir? Nerede yaşıyormuş? Konya'da. Şey, İç Anadolu. Yüz ölçümü en büyük şehrimiz değil mi? Etli ekmeğe meşhur. Evet ya, canım çekti şimdi. Biliyorum ben Konya neresi. Ne yapacağız peki şimdi? Şey yapalım, sen bağla onu, ben hallederim yani, konuşurum. Konuşmam diyor kimseyle. Tamam, telefonu ver, ben arayayım. Verme dedi numaramı kimseye. Garip bir kız. İsterseniz söyleyeyim, sizi arasın. Tamam, öyle yapalım o zaman, o arasın. Can Bey. Evet. Tamam mı Can Bey? Evet. Patronumuz. Bizim patronumuz. Patronum. Şey, CC buralarda mı? Yine şu da panik atak geçiriyor. Anladın mı? CC. Ayhan, Ayhan senin ne işin var burada? Ha? Niye geldin? Ne için geldiğini söylesene bana. Benim için gelmezsin. Neden geldiğini söyle hadi. Anlat. Sakin anlat ol. Ben artık belirsizliğe dayanamıyorum. Anlat. Anlat söyle. Tamam sakin ol. Ne yapıyorsun ya? Tamam ya, sakin ol. Ben şey için geldim. Sanem çok önemli bir şey konuşacakmış benimle. Ayhan, ne işin var burada? Kardeşim, sen çağırdın ya beni, hani önemli bir şey konuşacaktın hani benimle. O yüzden çağırdın ya beni. O zaman siz konuşun, beni azat et. Sanem, söyleme, hiçbir şey söyleme, tamam mı? Ben gideyim. Ben gideyim, yapamıyorum çünkü. Söylemeyin artık. Git! Git! Ne oluyor? Söylemeyin. Dayanamıyorum artık. Cece. Dayanamıyorum. Daha fazla bilgi alamıyorum kafama. Dayanamıyorum. Bana sır verme. Cece, sır sakin vermeyin ol. Kötü. Sır kusacağım. Cece, sır kusacağım. Sır verme. Cece, sakin ol. Ayhan biliyor zaten. Ayhan neyi biliyor? Polen Hanım'ın doğum günü gecesinde Can Bey'in smoking giyip opera binasına geldiğini, opera binasından beni kovduğunu, sonra sizin locada öpüştüğünüzü Ayhan biliyor mu? Evet. Oo. Oh. Rahatladım. Söyleyince rahatladım. Oh. O zaman Ayhan'ı niye çağırdın? Ha? Ayhan neden çağırdın? Ha? İşbirliği yapıyorsunuz. Beni ortadan kaldıracaksınız. Evet, o senin çocukluk arkadaşın. Ona güvenirsin ama bana güvenemezsin. Ben bile ne yapıyorsun, kovacak mısın? Beni sizin ellerine geliyorsunuz. Beni aşağı mı atacaksınız? Buradan beni aşağı mı atacaksınız? CC! Polisler gelip şeritler mi çekecek? Beni tepeşirli orada böyle çizecekler mi? CC! CC! Saçmalama, bir sakin ol. Sanem çağırmadı beni zaten. Ben kendim geldim. Ha, sen inisiyatif kullandın. Sen beni direkt ortadan kaldıracaksın. Senin planın bu. Anladım. Saçmalama, saçmalama. Dokunma. Saçmalama. Dokunma. Ben kendim atlarım. Dokunma bana. Tamam. Cey. Cey, Cey, Cey. Ben senin için geldim ya. Benim için mi? Hı hı. Nasıl benim için? Sakin ol. Ayhan, sen Cey ile ilgilen o zaman. Önemli bir konu vardı, kimseye söylememiz gerekiyor. Benim Konya'ya kadar bir uzanmam lazım. Konya'da ne yapacaksın? Şeker mi yiyeceksin? Konya'ya niye gidiyorsun? Konya'nın plakası 42. Anlamsız bilgiler akıyor. Artık bana vermeyin. Hiç tarafından bilgi vermeyin. Cey, sakin ol. Şişt, şişt. Derin nefes al, ver bakayım.
iyiyiz. Tamam. Bak sen benim telefonlarımı açmadın ya. Ben de geldim işte. Biz geçen günlerin aşk konusunda konuş. Söyleme. O üç harfli şeyi söyleme. Söyleme. Ben başkalarının zaten bu duygularını kaldıramıyorum. Bir de kendi öznesi olduğum gelinimi hiç kaldıramam şu anda. İyi değilim ben. Aha ne oluyor? Ah gözlerim havuza atladığımdaki gibi oldu gözler. Göremiyorum çok iyi. Göremiyorum. Ah, bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Gözüm ne bozuluyor. Ne bir şey oluyor. Cecim, göremiyorum. Cecim. Neden ben? Cecim. Neden ben? Cecim. Gel buraya. Ya sen ciddi ciddi bakabiliyorsun. Biliyorum biliyorum. Ben konuştum merak etmeyin durumu gayet iyiymiş. Aa, süper. Tabii tabii merak etmeyin. Ya iyi ki gelmişim şirkete. Ay sağ ol ya. Siz geçin ben bir kahve alıp geleceğim. Tamam. Görüşürüz. Yalnız var ya sendeki bu harika gülümsemeyle sen kesin diş macunu reklamında oynarsın. Sağ ol. Da ben kasaplıktan çok memnunum ya. Oyunculuğu çok düşünmüyorum. Kasaplığın da harika. Catering müthişti mesela. Sağ ol. Osman'cığım, ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Ha, geçen günkü işin ödemesini almaya gelmiştim de. Ya, biraz bakındım ama bayağı karışıkmış burası. Evet öyledir. Muhasebeden alacaksın onu. Gel ben seni götüreyim. Ha. Yok ya benim kahvem bitmedi. Zaten Güliz götürecek beni. Güliz götürecek seni belli zaten. Yalnız Güliz'cim, Osman Sanem'in eski nişanlısı. Sizi de böyle şimdi yakın görürse birazcık bozulabilir onu söyleyeyim. Yok yok biz Sanem'le konuştuk. Sanem Osman hiç umurumda değil dedi bana. Ay Osman sen de buradasın ama yani kusura bakmıyorsun değil mi? Ha yo yo benim umurumda değil zaten ya. Yanlış bir nişanlıktı bitti gitti. Ha kahve içer misin bu arada? Çok güzel fal bakıyor Güliz. Sen de baktırmak ister misin? Yok ben almayacağım. Zaten çok işim var. Böyle falla malla falan uğraşacak vaktim yok yani. Neyse o zaman Güliz sana yardımcı olsun Osman'cığım. Görüşürüz. Hı hı. Sen gel gel. Daha bitmedi bak. Tabak var bende. Ovide Otomotiv ilk bakışta zor bir müşteri gibi durabilir. Oldukça detaycı ve kontrolcüler. Ama bence kısa sürede uyum sağlayacaksınızdır. Kontrol ve detay. Eren, bu iş tam senlik. Evet yani benim işim gibi görünüyor. Ayrıca şimdi yeni çekeceğimiz reklamla ilgili endişeli olmaları çok normal. Çünkü biz de ilk defa deniyoruz. İlk defa sosyal medya aracılığıyla halktan birine senaryo yazdırıyoruz. Ama Erkenci Kuş'un senaryosu gerçekten çok iyi bir senaryo. Nasıl bir senaryo mesela? Orası da mesleki gizlilik canım. Sen artık yayında izlersin. Eren abartma istersen ailenle paylaşabiliriz. Müşteriyi bize o getirdi zaten. Yok benim için bu toplantı bittikten sonra kendisi sokaktan geçen herhangi bir insan. Boş ver Can. Önemli değil. Ben de herkesle birlikte izlerim. Hem bana sürpriz olur. Size son zamanlarda Fabri'den iş geliyor mu? Bana dijital işler dışında başka bir şey gelmedi de. Vallahi bize bayağı bir iş geliyor. Evet, yeni parfümlerini piyasaya sürecekler. Dünya lansmanı da bizde. Ama benim de dikkatimi çekti. Senin elinde fazla iş yok herhalde sürekli buraya gelip gittiğine göre. Deja ve Orgat değişti. Sizin bildikleriniz dışında bir şey yok. O yüzden bu müşteriyi size pasladım. Aslında yüzünden pahalıya gelecekti. Ekibimi kaybettim. Evden çalışan, parça başı iş yapanlarla nereye kadar işte. Daha ne kadar dayanabilirim şüpheli. Üzücü. Umarım tez zamanda açılır işlerin. Sağ ol Can. Neyse şu finansal raporlara da bakalım. Birazdan müşteri gelecek değil mi? Tamam. Pardon. Evet, gizli numara. Konuş. Merhabalar, ben Erkenci Kuş. Biraz sesim kısık, kusura bakmayın. Merhaba Erkenci Kuş. Neredesin? Konya'da. Ha. Konya'nın telefon kodu kaç? Bilmem, ben cep telefonundan arıyorum sizi. Konya'nın plakası kaç? Bilmem. Benim arabam yok ki. Hem Konya'nın sokaklarını falan da bilmem ben. Konyalı değilim. Evden kaçtım, Konya'ya geldim. Zaten kaç kaç, nereye kadar Erkenci Kuş? Anlamadım. Diyorum ki senaryon çok güzel. Niye böyle gizleniyorsun ki sen? Ben devrediyorum.
Bütün haklarımı devrediyorum size. Hiçbir hakkım saklı değildir. Ama devredemezsin. Projeyi hazırlayan toplantıya da çekime de katılmak durumunda. O yüzden 10 dakika içinde odamda ol. Erkenci kuş. Neden hiçbir şey... Neden hiçbir şey beceremiyorum ben ya? Can Bey. Gel gel, ne diyeceğim sana? Top secret, gel. Ne diyeceksiniz? Gel. Erkenci kuş rumuzlu kişi kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Sanem. Gel. Ne? Hadi gel. Arkadaşlar. Erkenci kuş rumuzlu kişi aslında Sanem'miş. Bravo. Bravo, bravo. Tebrikler. Teşekkürler. Gerçekten. Ne oldu? Ne oldu? Altı sesi duydum. Güzel bir şey olmuş. Bana da söyleyin. Ne oldu? Deren Hanım, erkenci kuşumuzu kişi aslında Sanem'miş. Bravo. Bravo. Alkışlayın. Bravo. Alkışlayın. Yine. Yine şaşırttın beni Sanem. Demek rumuz kullanarak senaryo yazdın ve kazandın. Keşke benim haberim olsaydı. Ha, ama bunun kuralı böyleydi. Rumuz kullanacaktık. Siz de kimin yazdığını bilmeden seçecektiniz. Evet. Kuralı da ben koydum. O yüzden şu anda çok da diyecek de bir şey bulamıyorum. Tebrik edebilirsiniz mesela. Tebrik edebilirim. Çok iyi senaryoydu çünkü. Evet. Yani bizzat sizin seçmiş olmanız beni ayrıca mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Evet, gerçekten ben seçtim. Çok da güzel bir senaryoydu, çok başarılı. Tebrik ediyorum. Çekilir misiniz? Tebrik ediyoruz. Hak ediyorsunuz. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Niye alkışlıyorsunuz Güliz? Leyla, erkenci kuş rumuzlu kişi aslında Sanem'miş. Ay ciddi misin ya? Evet. Ay ablacığım. Ay ablacığım, gurur duyuyorum şu anda. İnanamıyorum ya, binlerce kişinin arasından senin hikayen mi seçildi şimdi? Ay Sanem, çok gurur duyuyorum seninle. Bu senin yazarlık kariyerine attığın ilk adım olarak sayılabilir artık. Teşekkür ederim. Yani böyle abartılacak bir şey yok zaten. Öyle bir şeyler karanlık. Hayır, hayır. Hak ediyorsun, hayır. Hak ediyorsun. Ne oldu bana? Kovuldun mu ya? Vallahi kovuldum herhalde. Bitti mi sonunda çilem? Oo, vallahi yatıyorum o. Huzurlu bir hayat beni mi bekliyor artık? Ay CC, kendine geldi sana. Nasılsın, iyi misin? Ayhan, Ayhan, ne oluyor? Ne yaptınız bana? Ha? Ne oldu ki? Ben niye buradayım? Ne yapıyorsunuz? Dur, ne yapıyorsun ya? Yastıkla mı boğacaksın beni? Ha? Öyle mi öldüreceksin filmlerdeki gibi? Hastanede geliyorlar, boğuyorlar, nefessiz kalıyor. Ölüyor. Öyle mi yapacaksın? Ya. Ne boğması yaptın, düzeltiyordun böyle boynun eğri kalmış. Hayır, şey. Yastık zaten düzgündü. Ya, sen biraz kendine gel de CC. Ben bir şey konuşmak istiyorum seninle. Ne konuşacağız, ne konu hakkında? Ne konuşacak neyimiz var ki bizim? Hani sen geçen böyle bir aşk konusunda bir şeyler söylemiştin ya. Ha, anladım. Şey yapacaksın, bana aşkla ilgili diyeceksin, panik atak geçirteceksin, kalp krizi öldüreceksin, beni öyle öldüreceksin. Yöntemin bu, suikast yapacaksın. Hem de hiç kanıt da olmaz o zaman da. Anladım, yastıkla da öldürebilirsin. Ama o da zekice. Ben niye bu kadar sakinim? Ha? Ne oldu ki bana? Çünkü sakinleştirici koydular azıcık serumun içine, ondan. Çok güzelmiş ya. Bu sakinlik konsepti çok hoş. Benim çok hoşuma gitti. Ben buraya gelsem her zamankinden desem bana hep bundan verseler olur mu? Bu arada bir şey diyeceğim. Bu konuşacaktık ya Ayhan. Aşk konusuna gelince de Ayhan. Sen daha önce fikrini zaten söyledin. Benim de fikrim aynı yönde. Bizden çok iyi böyle iki arkadaş olur, dost oluruz. Biz iyi dost oluruz. Ben zaten ilişki insanı değilim. Ha. Öyle düşünüyorsan ne güzel, çünkü ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz demektir. Çok iyi. İşler Deren Hanım
ajans, ha? Bunun etkisi geçmeye başladı herhalde. Kovulma panik atağı geldi bana. Benim ajansa gitmem lazım. CC bir sakin ol, ne oluyor ya? Bir dur. İşse iş. Düşünürüz, tamam. Ne, ne oldu? Ne gülüyorsun? Sen de mi sakinleştirici aldın? Aklıma bir fikir geldi. Ne fikri? Ayhan'la olmanın farkı diyelim. Da niye yatağa zıpladın? Onunla mı öldüreceksin beni? Buyursunlar efendim, paketiniz. İndirim yapamıyoruz, şirket prensiplerimiz gereği. Ama ne yapıyoruz? İmzalı fotoğrafımız var. Buyurun. Peki. Artık konuya, komşuya, artık bütün herkese benim reklamımı yapalım. Yeni bir yıldız doğuyor. Arkasında iletişim bilgilerim var. Nereden çıktı bu sıfırlık, artistlik? Allah'ını seversen mis gibi dükkanım var işte. Zaten bir türlü derdimiz var. Oğlum seni buldular diyorum, buldular. Merak etme anacığım, kimse bulmadı beni. Saldım ben o tehlikeyi, artık o tehlike yok. Ben artık merdivenleri ufak ufak Hollywood yıldızları gibi tırmanacağım. Mesela Hollywood yıldızları ne yapıyor? Garsonluk yapıyor, hamallık yapıyor. Gocunuyor mu? Gocunmuyor. Ben de iç çamaşırı satıyorum. Ama gerçekten şöhret basamaklarında tırmanıyorum. Ayrıca Sanem'in renkli dünyasını gördükten sonra benim de renkli renkli bir dünyaya girmem lazım. Ve o renkli dünyanın tam başındayım. Ne diyeyim ben sana çocuk? Ne diyeyim ben sana? Hiçbir şey deme. Hissediyorum. Artık bütün ajanslar peşimden koşacak. Neden? Çünkü artık fotoğraflarım var. Ben de bunlara masraf ettim. Fotoğraflara para verdim. Artık ben de bir yarı selebritiyim. Artık ben de ünlülüğün yolcusuyum. Konuşabilir miyiz? Ben bu yazarlık işinde çalışmak istemiyorum. Neden? İstemiyorum. Neden yazdın o zaman senaryoyu? CC çok ısrardı, kıramadım. Ben bütün haklarımı size devretmek istiyorum. Devredemezsin. Projenin her aşamasına birebir senin karar vermen gerekiyor. O zaman projeyi geri çekiyorum. Başka birininkini seçin. O zaman burada da çalışmana gerek yok. Bana niye böyle davranıyorsun? Niye bu kadar soğuk davranıyorsun bana? Sanem, şu an seninle patron olarak konuşuyorum. Eğer eline böyle bir fırsat geçmişken sen bunu reddediyorsan... benim de ekibimde sana ihtiyacım yok demektir. Bana ihtiyacın yok. Evet. Hayatta sana değer katacak her şeyden kaçıyorsun. Canın sıkılıyor, romanını yazmayı bırakıyorsun. Binlerce insan arasından senin senaryon seçiliyor. Yapmamayı seçiyorsun. Ne yapmak istiyorsun sen? Çay yapıp fotokopi çekmek mi? Ne istiyorsun hayatta? Çay yapıp fotokopi çekmek istiyorum. İyi. O zaman başka bir iş bul kendine. Elindeki her güzel şeyi harcayıp duran birini ben ekibimde istemiyorum. Zaten fotokopi çekecek birini de bir günde bulurum. Peki. Öyle olsun. İyi günler Can Bey. İyi günler. Durumu genel olarak anlattım. Sorularınız varsa alabilirim. Evet, gerçekten çok güzel bir çalışma yapmışsın Aylin. Çok teşekkür ediyorum. Ama benim daha detaylı raporlara ihtiyacım var. Kampanya için mi geldi? Evet, kampanya için geldim. Arkadaşlar tanıştırayım. Kampanyanızın yaratıcısı Sanem Hanım. Hoş geldiniz Sanem Hanım. Çok memnun oldum. Az önce okuduk metninizi. Gerçekten tam bizim aradığımız gibi bir dünya kurgulamışsınız. Elinize sağlık.
Çok tebrik ederim Sanem'cim. Teşekkürler Aylin Hanım. Evet, biz de çok beğendik Sanem'in senaryosunu. Gurur duyuyoruz. Çay koyar mısın? Çay da koyarım. Neyse, nerede kalmıştık? Burada firmaya ait bir yıllık planlama var canım. Firmanın müşteri memnuniyetinden üretim kapasitesine kadar her şeyi bulabilirsin. Daha önce yaptığımız reklamlar, yeni ürünlerin kurumsal kimlik çalışmaları ve fokus grup sonuçları. Burada da 3 yıllık geriye dönük satış analizi ve önümüzdeki yılın düşük ve yüksek kura göre hazırlanmış 2 ayrı projeksiyon. Evet, ben artık izninizi isteyeyim. Eğer herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa ben zaten Can ve Emre ile iletişim halindeyim. Seve seve yardımcı olurum. Gaye Hanım, hukuk departmanımız biraz yoğun. Ben size sözleşmeleri haftaya yollattırayım, olur mu? Tamam, peki. Aylin, çok teşekkür ederiz. Bizi çok iyi bir firmayla tanıştırdın. Elimizden geleni yapacağız. Rica ederim Can. Ben Ovid Otomotiv'le çok severek çalıştım. Sizin de harika işler başaracağınıza eminim. Bir dakika Can Bey. Aylin Hanım bize çok emek verdi. Biliyorsunuz kampanyanın fikrini başından sonuna kadar kendisi geliştirdi diyebiliriz. Hem bizi çok yakından tanıyor, hem de rakiplerimize ve piyasaya gerçekten çok hakim. Acaba diyorum bu önümüzdeki 3 ay boyunca bu süreci atlatmamıza yardımcı olsa ne dersiniz? Siz hiç merak etmeyin. Fikri Harika benim bir yetiştiğim yer. Sizi emin ellere teslim ediyorum. Siz de gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. Aslında 3 aylık geçiş süresi hepimiz için çok önemli, kıymetli. Aylin, senin için de uygunsa eğer bize danışmanlık yapmanı tercih ederiz. Yani madem öyle diyorsunuz, ısrar ediyorsunuz, ben de programımı ayarlarım artık. Çok teşekkür ederiz Can Bey. İnanın danışmanlık konusu benim de dilimin ucundaydı. Sağ olun, teşekkürler. Ne demek? Herkesin içine sinmesi, herkesin emeğinin karşılığını alması çok önemli. Aylin, biz kısa bir metin hakkında konuşma yapalım. Sonra da bilahare ayrıca detayları konuşuruz. Tamam, o zaman ben dışarıda müsait bir yerde bekliyorum. Size kolay gelsin. Hazır mısın? Hazırım. O zaman şöyle geç. Gel. Değil mi? İyiyim Ayhan, iyiyim. Bunu çok iyi akıl ettin, çok iyi geldin. JJ! Yavaş. JJ neredesin? Yapılacak bir ton iş var. Senin bu haline ne oldu? JJ? Ayhan, başlıyor. Eyvah. Serumu fulle. Git kahveyi doldur, onu müşteriye yolla. O feedbacklerde gelecek zaten. Bu yanlış tatlı, onu yollamayacaktın. Diğerini. Suyu ne yapayım? Suyu git doldur, sıra gösteriyorsun bana. Feedback yapman lazım. Onu müşteriye yollamam size. Ayhan, benim enerjim yetmez. Bana bir tane daha serum bul, lütfen. Serum mu? Serum. Bir tane daha, itiliyorum ben. Can, çok teşekkür ederim. İş durumumu sana birazcık açıklamıştım zaten, biliyorsun. Yani ne yalan söyleyeyim, bu danışmanlık işi bana ilaç gibi geldi. Sorun değil ya. Tabii şu 3 ayı sorunsuz atlatırsak. Yani sizin ekip benimle pek çalışmak istemiyor. Biraz zor olacak gibi. Bizim çalışanlarımız gayet profesyonel Aylin. Yani bundan önceki projelerde seninle ilgili düşüncelerini işlerine karıştırmadılar. Öyle mutlaka. Ama şu projeyi atlatalım, başka bir psikoloji. Önümüzde daha aylar var, bambaşka tabii. Ne yapalım? Ben ofisimden çalışayım ama Buray'la iletişimi sağlayacak bir asistana ihtiyacım olacak. Sanem olsa olur mu? Getir götürücü zaten ama zehir gibi kız. Yani gün içinde birazcık burada durur, birazcık bana gelir. Ne dersin? Olmaz. Sanem olmaz. Yani genel olarak zaten sana sürekli gelip gidebilecek bir eleman yok bizde boşta. O
O zaman ne yapalım? Bu aradaki kopukluğu nasıl hallederiz? Yani bilemiyorum. Birileri gelip gidecek, bir şeyler aklanılacak, bir şeyler unutulacak. Yani istiyorsan burada bir sürü boş oda var. Gel, üç aylığında buradan çalış. İstediğinde ofisine git. O şekilde yapalım. Gel burada oda verelim diyorsun yani. Benim için zor olacak ama maksat işimiz görülsün, sorun değil. Olabilir. Ama benim burada da asistana ihtiyacım olacak. Sanem olsa olur mu? Yani onda sorun yok. Sanem senin her işine yardımcı olur. Akıllı, becerikli bir kız. Sen de memnun kalırsın Sanem'den. Süper. O zaman ben arayıp eşyalarımı getirteyim. Görüşürüz. İyi günler. Nihat, bak Osman geldi. Selam. Hoş geldin çocuğum. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyi, sağ olasın. Osman evladım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin inşallah? İyi. Nasıl gidiyor artistik işler? Var mı yeni reklam? He, yok, bu aralar bir şey yok. Heh. Ya ben şey diyecektim. En son yaptığımız işin parasını aldım. Bu da sizin karşılığınız. Al mevkibi. O senin hakkın. O gün çok emek harcadın bize sen. Ben bir şey mi yaptım? Ne oldu? Yok çocuğum, yok. Olur mu ya? Analar böyle duygusal olur işte ya. Gel bakayım. Güzel çocuğum benim. İyi kalpli çocuğum. Ne kadar gurur duysak az seninle ama. Ya yapmayın ama böyle. Ya beni de duygulandırıyorsunuz. Ya, ben şey için gelmiştim. Ayhan söyledi, telefona ihtiyacınız varmış, çok acil. Aşk olsun Mevkübe ya. Ayhan'ı da mıktırdın bu akıllı telefon yüzünden? Allah Allah. Ama abarttılar ha. Kalmadık onların akıllı telefonlarına. Yani ne var? Ekmek parası için destek istedik. Ne kadar büyüttüler bu konuyu ya. Ha, ben şey diyecektim ya. Ya benim bir tanıdığım telefoncu var. İsterseniz gidip oradan uygun fiyatı alabiliriz diyecektim. Çocuğum, alamayız. Şimdi bizim önceliğimiz o değil. Ondan sonra inşallah. Ha, tamam. Ama aklınızda olsun. Yani istediğiniz zaman gidip alabiliriz. Tamam çocuğum. Görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi hayırlı işler. Sana da, sana da. Aşk olsun Mevkübe ya. Ay ne var yani? Bir bakın dedim. Bakın dedim, olmuş mu dedim. Ne dedim ki yani? Niye öyle yapıyorsun? Gel, bir sürü işimiz var içeride. Gel. Ben bu çocuğu oğlum gibi seviyorum. Öyle çok seviyorum ki ben bunu. Öyle çok seviyorum yani. Olmaz. Hayır, ben böyle bir şey duymadım. Hayır, bu gerçek olamaz bu. Gerçek. Hayır, gerçek olamaz Can. Gerçek. Ya siz Divit kardeşler olarak hafızanızı mı yitirdiniz? Hayır, anlamayı reddediyorum. Ben böyle bir şey anlamayacağım. Hayır. Eren, sakin olur musun biraz? Hadi Can burada yoktu. Emre, sen buradaydın ama. Sen o kadının bana neler yaptığını çok iyi biliyorsun. Ben bir sene psikolojik tedavi gördüm o kadın yüzünden. Sen tamam, eski nişanlın, seni kırmak istemiyorum ama... sen bu ajansa neler olduğunu çok iyi biliyorsun Emre. Eren, yükselme bu kadar ya. 3 aydan sadece. 3 ay mı? 3 ay 1 yılın 1/4 eder. Eren, bu kararı abim verdi. Onun üzerine bir şey söyleyemem. Neyse, siz halledin. Benim kaçmam gerekiyor. Emre, 2 dakika. Gel ya, 2 dakika. Abicim, Deren'i sakinleştirmek sana düştü. Görüyorsun, ağlıyor falan. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kahve? Kahve içer misin? Bir iç kahve sen. Ha? Bir sakinleş. İyi gelir bence kahve. Tam ihtiyacın olan şey bence şu an. Olmaz. İstemiyorum artık kahve falan. 3 ay boyunca beni böyle sakinleştirecek misiniz? Ne yapayım ben? Damardan mı alayım artık kafeini? Gideceğim odama, ağlayacağım ben. Başka da bir planım yok zaten. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ali, ne yapıyorsun sen? Sen kim olduğunu zannediyorsun? Senin sevdiğin kadınım Emre. Dağıttıklarını da toparlayan, en azından eline böyle bir fırsat geçince bunu kullanan bir kadın diyelim. Yine küçük bir yönlendirmeyle usulca bazı şeyleri hallettim. Ya ben sana ne dedim? Arkamdan hiç çevirmeyeceksin demedim mi? Bundan sonra bütün planları beraber yapacağız demedim mi?
dedin. Ben de buna uygun olmayan hiçbir şey yapmadım. Plan yapmadım. Kucağıma bir fırsat düştü. Ben de bunu değerlendirdim. Ne yapsaydım? Geri mi tepseydim? Burada ikimiz düşünüyorum. Aylin. Abime. Şirkete bir zarar gelmeyecek, tamam mı? Zarar derken? Bu işten herkes memnun ayrıldı. Abin rahat. Müşteri rahat. Hem bir taşta iki kuş vurmuş olduk böylelikle. Hem önümüzdeki aylarda da burada Sanem'i rahat rahat gözlemleyebileceğim. Sanem'i candan ayırmak benim için bebek işi. Hem böylece senin gözünün önünde filizlenen ama senin asla fark edemediğin aşkı da yok etmiş olacağız. Hani birlikte plan yapacaktık. Yine hırsına yenik düştün değil mi? Plan falan yok Emre. Bu sır ortaya çıkarsa senin kadar ben de zarar görürüm. Şu anda en azından ikimiz yan yanayız. Birlikte Sanem'i gözlemleyeceğiz. Ve bir şey olursa anında müdahale edebileceğiz. Yani yan yana olduğumuza sevineceğine üzülüyorsun. Ben anlamıyorum bunu. Bilmiyorum. İnan ne yapacağımı bilmiyorum. Emre. Biz bu sırrı birlikte taşıyoruz. Biz bu işte beraberiz. Biz bu hayatta beraberiz. Sen bunun değerini nasıl anlamıyorsun? Ben anlamıyorum. Özür dilerim. O kadar çok şey oluyor ki. O kadar çok şey üst üste geliyor ki. Yine ne yapacağımı bilmiyorum bazen. Hala biri görecek diye endişeleniyorsun. Artık endişelenmeyi bırak. Bak yan yanayız, her şey düzelecek. Tamam. Hadi kolay gelsin sana. Hadi görüşürüz. Söylediklerinde haklıydın. Ben yazar olmak istiyorum. Hatta çok istiyorum. Ama bu konuda kendime hiç güvenmiyorum. Kendine güvenirsen çok iyi yerlere gelirsin. Konuşmuştuk bunu. Niye yüzüme bakmıyorsun? Söyleyecek bir şey var mı? Hı? Yok. Bana böyle mesafeli olma. Mesafeli olmayayım. Okey. Mesafe iyi mi? Yok. Bu. Yani yavaş yavaş bana mı yaklaşıyorsun şu anda anlamadım. Neydi senin istediğin tam olarak? Patron çalışan arkadaşlığı öyle bir şey. Doğru hatırlıyorum değil mi? Doğru. Yani ne çok mesafeli, ne de bu kadar yakın. Nasıl olsa çekici bulmuyorsun beni. Etkilenmezsin herhalde. Etkilenmem. Şimdi seni burada öpsem izin verir misin? Aydın, kaybedeceğin savaşa hiç girme bence. Nasıl ya? Taktik miydi şimdi bu? Ah Sanem, ah! Nasıl yedim bunu? Sıcak savaş mı bu şu anda? Bravo. Bravo. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor benimle. Bu sıcak savaşı soğukkanlıyla kazanacak. Aylin Hanım, buyurun, beni çağırtmışsınız. Evet canım, şu raporları yıllara göre düzenler misin diyecek. Değil mi ama? Sen odanın detaylarını kafanı kazımakla meşgulsün galiba. Ya aslında biliyor musunuz, ben de şey diye düşünüyordum. Galiba bu şirketin en küçük ve en basık odası burası olabilir. Bayağı da böyle renksiz. Siz dosya diyordunuz. Ben raporlar için yardımcı olamayacağım çünkü ben Emre Bey'in şahsi asistanım. Ha pardon, sen Emre'nin sekreteriydin.
Ay pardon canım, ben böyle önemsiz detayları aklımda tutamıyorum da. Doğru. Bana senin kardeşin Sanem asistanlık yapacaktı aslında. Sen gidebilirsin, sağ ol. Ayhan, seni gökte ararken yerde buldum. Nereden çıktın? Ben CC serum getirdim. Serum mu? Niye? Ya uzun hikaye kızım, anlatırım sonra ya. Sen beni niye arıyordun ki? Ayhan, neler oluyor neler, gel. Çok kötü şeyler oluyor. Savaş başladı. Resmen sıcak savaş başladı. Benimle oyun oynuyor. Yavaş yavaş bana yaklaşıyor. Sonra birden kendini geri çekiyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben de ona yaklaşmak istiyorum. Ne yapacağım Ayhan? Kızım, biz burada Can Bey'den mi bahsediyoruz şu an? Yok, mavi tişörtten bahsediyoruz. Can Bey'den bahsediyoruz tabii. Kimden bahsedeceğiz? Ha, tamam dur bir düşüneyim. Bence geri adım atmamalısın Sanem'si. Atmamalıyım. Aynen. Böyle üzerine zemine git. Bütün savaş zırhlarını giy, tamam mı? Hı-hı. Git yanına, yanında dur. O da böyle senin yanına gelince ondan böyle hiç etkilenmediğini ona ispatlayacaksın. Evet. Evet, çok rahatlattın beni. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın kardeşim. İşte bu misyonu tamamlarsın. Akşam da bana gelirsin. Ağlarsın omzumda, dersin ben cansız ne yapacağım? Onsuz nasıl yaşayacağım falan. Hayat da böyle akıp gider. Aynen, ağlarım. Akıp gider hayat. Neyse, ver serumu, ben götürürüm Cece'ye. Bir dakika, bir dakika. Ben verirdim ya. Yok, yok. Deren Hanım çok sinirli. Vallahi seni görmesin hiç. Ortalık çok karışık. Kapar suratını. Kapar. Ha. Selam söyleseydin bari. Thank you.